Ercüman olduğu gibi Beş Kazanın Nabzı isimli programımızda siz değerli izleyicilerimizin misafiriyiz. Normalde Fethiye'deki stüdyomuzda yayın yapıyorduk. Bugün bir farklılık yapalım dedik ve Muğla Menteşe'ye konuk olduk. Sevgili Menteşe Belediye Başkan Adayı, AK Parti Belediye Başkan Adayımız, Eray Çiçek Başkanıma konuk olduk. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçim hareketlendi artık, çalışmalar. Evet. Bilal'i Menteşe'nin hemen hemen bütün mahallelerindesiniz. Nasıl hareketlilik? Seçim süreci başladı mı? Geçmiş dönemlerdeki yerel seçimlere göre tüm siyasi partiler bu dönem birazcık daha erken yerel seçimlere hazırlık için başladılar. AK Parti de en öncülerinden birisi bunun. Zaten diğer siyasi partiler de AK Parti'yi takip ediyorlar doğal bir süreçte. Evet, Muğla'da oldukça, özellikle Menteşe'de gerçekten hareketli günler yaşıyoruz. Aday adaylı süreci içerisinde hem diğer siyasi partilerde hem AK Parti'de de. Ben öncelikle sizi Muğla Türk Kübru'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Çok meşakkatli bir iş olduğunu da bugün seyrettik ve gördük. Evet. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, hayırlısıyla inşallah bir kampanya dönemini, aday adaylığı kampanya dönemini 10-15 gün içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Başkanım, müsaadenizle şöyle izleyicilerimize öncelikle sizi tanıtmak istiyorum. Eray Çiçek kimdir? Nerede doğmuştur? Ne iş yapar? Ailesi nasıldır? Nelerden hoşlanır? Şöyle kısaca bir tanıtabilir miyiz Eray Çiçek'i? Evet, Eray Çiçek Menteşeli. Yaklaşık 30 yıldır aktif siyasetle uğraşıyor. 94 yerel seçimlerinden bu yana. Onunla birlikte hem esnaflık hem iş hayatı, onunla beraber de profesyonel olarak üst düzey yöneticilik yapıyor. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, Merkez Birliği Genel Başkanlığı görevini yürütüyorum. Eray Çiçek siyaset hayatında 2004 yılında AK Parti'de, o zaman İl Genel Meclisi vardı Büyükşehir yasasından önce. İl Genel Meclis üyesi olarak 2004-2009'da siyasi hayatında önemli bir dönem ve süreçtir. O sürecin arkasından da 2014-2019 yılına kadar da Menteşe Belediye Meclis üyesi. 2019'dan bugüne kadar da hem Menteşe Belediye Meclis üyesi hem de Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyim. Yaklaşık 4 yıllık 2020 yılından itibaren, 2019'un sonu 2020 yılından itibaren de Menteşe'de ilçe başkanlığı görevini yürüttüm AK Parti'de. AK Parti genel merkezinin takvimine bağlı kalarak da Ağustos ayının sonlarına doğru Menteşe Belediye Başkanı adaylığı için istifa ettim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ömrü Hanım'la evliyim. Neslişah ve Melişah adında iki de çocuğum var. Böylece kendimi tanıtmış olayım. Siyasi hayatınızın başlangıcı, siyasette nasıl buluştunuz? Siz açık yıllarda da uğraşıyorsunuz. Siyaseti kimden özendiniz, özenti duyarak başladınız? Muhakkak vardır çevrenizde. Vallahi benim siyasi hayatım aslında bir kartvizitle başladı. Evet. Bir gün bir büyüğüm, o zaman Anavatan Partisi şu yakın bir yerdeydi. Beni gördü yolda. Ya Eray, sen aktif bir çocuksun, gel dedim. Muğla milletvekilimiz, onu da saygıyla anmak isterim, Nevşet Özer o zaman gelmiş, halk buluşmaları yapıyordu. Beni davet ettiler. Oraya gittim de bana bir kart vizitini verdi. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte 18. dönem miydi? Tam hatırlamıyorum şimdi, dönemi karıştırmayayım. Bana bir kart vizitini verdi. O kart vizit benim ilgimi çekti. Yani böyle o meclisten bir kart yerinde olması. Aslında ilk öyle başladım. Daha sonra da 94 yılındaki yerel seçimlerde Muğla'da, özellikle sağ kesimin ilk defa seçim sonucunu, yani başarılı bir seçim sonucuna en yaklaştığı dönemde, Ramazan Özdemir Belediye Başkanı adayımızdı. O süreçte gençlik kollarında görev alıyordum. O dönemde de böyle gerçekten çok az bir oyla Orhan Çakır, onu da rahmetli analım, eski belediye başkanımız, ona rağmen Ramazan Bey çok az bir oyla kaybetmişti. O dönem o kampanyanın içerisinde gerçekten ben de iyice pişmiştim. Çok da severek yapmıştım siyaseti. Bize böylelikle bu ulaştı ve devam ediyor. Siyaset bir başlanıyor, sonra bırakılmıyor gibi. AK Parti'de siyaset yapmak nasıl bir duygu başkanım?
Çünkü neden bunu söylüyorum? Menteşe gibi yıllardır CHP'li bir belediye, akabinde Muğla Büyükşehir Belediyesi de aynı yönde. Ülkenin büyük bir bölümünde AK Parti iktidarda. Fakat Muğla'da Muğla'nın birçok noktasında değil. Muhalefetli siyaset yapmak nasıl bir duygu? Yani Muğla'da. Yerelde muhalefet, evet. Genelde iktidar. Evet, burada en çok üzüldüğümüz şey oluyor. İktidarla yerel yönetimler koordinasyonlu bir şekilde çalışamadığı müddetçe tabii ki siz şuna çok üzülüyorsunuz. Yani başka şehirlerde yapılmış olan belediyecilik hizmetleriyle burada yapılan bu belediyecilik hizmetleri arasındaki farkı, eksikleri gördüğünüzde tabii yorucu. Ama AK Parti tabii dünyaya mal olmuş, marka değeri çok kıymetli bir siyasi parti ve AK Parti takdir edersiniz ki ülkenin son 22 yıldır devamlı olarak girmiş olduğu tüm seçimleri Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep ipi göğüsleyerek devam ediyor. Dolayısıyla biz de onlardan aldığımız sorumluluk ve onlara karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için evet AK Parti siyaset yapmak gerçekten o anlamda çok titiz, özen ve gerçekten kendini milletine adamak şeklinde yapmanın zorluğu bazen yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Eray Çiçek olarak başkanım, siyaseti farklı kademelerden geldiniz. Hemen hemen siyasetin tüm kademelerinde görev yaptınız. Son olarak da ilçe başkanıydınız. Başarılı bir şekilde ilçe başkanlığını yürütüyordunuz. Belediyeye neden talip oldunuz? Nereden çıktı belediye başkan adaylığı? Ya aslında biraz önce de bahsettiğim gibi bu aklıma düşeni 30 yıl. 30 yıl önce mutlaka biz belediye almalıyız diye başlayan bir yaklaşımla ben çalıştım ve o dönemden bu döneme kadar olan tüm yerel seçimlerde aktif rol aldım. Ve tabii ki yaşadığım kente belli bir borcum olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerde geçmişteki yerel yönetimlerdeki siyasi deneyimim, tecrübem ve özellikle 2009 yılındaki İl Genel Meclis üyesi olmam hasabıyla Menteşe'nin ilçelerine, o zaman merkez ilçeye, yani kırsalına özellikle yapmış olduğumuz çok güçlü dokunuşlar vardı. Onlar benim için birer referans oldu. Hani oradan şöyle bahsedebilirim. O dönemlerde özellikle kırsalda yaşayan öğrencilerimizin liseye ulaşım problemi olduğu için gelip gitmeleri problemdi. Evet. İlk defa bir il genel meclisinde Muğla'da liseli öğrencilerimize, özellikle kırsaldan Muğla'da okumak için gelecek kardeşlerimize bir öğrenci kalabileceği bir yurt, lise yurdu yaptırmıştık. Yine o zaman bizim ırmak içi diye ifade ettiğimiz 7 tane köyümüz vardı. Buraya Sandraz'dan 120 kilo bir hatla yaklaşık onun küçük mahallelerine, 23 mahallesine ciddi bir sağlıklı ve sürdürülebilir bir suyun gelmesini ön ayak olduk. Bunlar tabii ki arkası biz İl Genel Meclisi'nden ayrıldıktan sonra Büyükşehir Yasası'yla beraber İl Özel İdaresi'nin yetkileri, İl Genel Meclisi'nin yetkileri Büyükşehir'e devredildikten sonra öyle bir şey gördük ki yani Büyükşehir imkanları, kapasitesi ve ekonomi yani gelirlerinin çok artmasına rağmen şu anda toplumda o özel idare dönemi özlenir bir hale geldiğini evet. gördüm. O dönemde yapmış olduğumuz çok sayıda kıymetli hizmetlerin karşılığında bunu da Menteşe'nin merkezinin de mutlaka faydalanması gerektiğini düşündüğüm için böylelikle dedik ki biz de evet tecrübe ve deneyimlerimizi, bilgi ve birikimimizi yıllardır adım adım her caddesini, sokağını bildiğim, yaşadığım bu memlekede belediye başkanı olarak hizmet edelim adıyla bir adaylık talebimiz, başvurumuz oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Başkanım, İl Genel Meclis üyeliği de yaptığımız için o dönemi daha rahat biliyorsunuz ve 2014'te mensup olduğunuz parti o zaman yine iktidardaydı ve
Muğla'yı da büyükşehir yakısına alan bazı illerle birlikte büyükşehir yakısı yapıldı. Muğla büyükşehir yakısına büyükşehir'e ilçeleriyle birlikte uygun mu başkanım? Siz Menteşe'de tam göbeğinden bunu nasıl görüyorsunuz? Şundan söylemek istiyorum. Mesela bağlı olduğumuz Fethiye'de birçok siyasetçi Fethiye'nin ve bölgenin büyükşehir yakasına uygun olmadığını defalarca dile getirdiler. Siz merkezde ve geçmiş dönemde il genel meclis üyeliği de tattığınız için, o görevi de yerine getirdiğiniz için büyükşehir yakası Muğla'ya uygun mu? Ve büyükşehir Muğla'yı il genel meclis üyeliğinde olduğu gibi yine yönetebiliyor mu? Ya öncelikle büyükşehir yasası Muğla'ya da Türkiye'nin diğer illerine de bence faydalı ve uygun. Bu tabii zaman zaman farklı değerlendirmelere neden oluyor. Şimdi il özel idaresi varken de il özel idaresinin merkezi yine Muğla merkezdi. Evet. Dolayısıyla hizmet yine buradan Fethiye, Seki'ye, Bekçilere buradan gidiyordu. Bodrum'un Gökpınarı'na buradan gidiyordu. Evet. Milas'ın Çomaklağı'na buradan gidiyordu. Aslında büyükşehir yasasında amaçlanan, murad edilen bu hizmetlerin daha hızlı ve akıcı olarak oraya ulaşmasıydı. Belde belediyelerini kapatarak, ilçe belediyelerini de güçlendirerek, evet, ilçe belediyelerini de güçlendirerek o bölgedeki yerele, kırsala daha hızlı hizmet üretmekti. Ve takdir edersiniz, kırsaldan şehir merkezlerine, kent merkezlerine hızlı bir göç vardı. Bunun ana sebebi vatandaşların kırsalda konfordan uzak olmasıydı. Büyükşehir yasasıyla beraber aslında o kırsaldaki vatandaşlarımıza bu konforu belediyeler aracılığıyla daha çabuk götürürüz diye, evet, hedeflendi, amaçlandı. Bu yapılabiliyor mu? Eksiklik var mı? Ben duyuyorum. Tüm geçmiş dönemdeki Fethiye'nin Çobanhisar köyündeki muhtarım diyor ki ya il özel idaresi döneminde biz gerçekten çok iyi hizmetler alıyoruz, evet, diyor. Şimdi ne oldu diyor. Bence yöneticilerle ilgili bir durum. O dönem il genel meclisi çok daha kapasiteli çalışıyordu. Özel idare işte valinin yakınlığı, valiyle işbirliği içerisinde olmasının katkılarıyla daha hizmet hızlı ve çabuk gidiyordu. Ama hani büyükşehir yasası şu anlamda çok kıymetli. Eskiden Ortaca'ya, Köyceğiz'e ve Dalaman'a ayrı ayrı bir arıtma tesisi kuruluyordu. Evet. Şimdi tek bir arıtma tesisiyle bunu büyükşehir çözebilir. İşte biraz önce su kaynakları, örneğin çok uzak bir hattan su getiriyorsunuz bir şehire ama bunu Muğla Belediyesi getirdiyse o zaman kadığıyla, yani Menteşe Belediyesi getirse, sadece Menteşe Belediyesi faydalanabiliyordu. Çünkü bir işbirliği olmadığı için. Şimdi su hizmetleri büyükşehire verildiği için, şimdi Sandıraz'dan herkesin de umutla beklemiş olduğu, maalesef bu yaz aylarında da özellikle Bodrum'da ve Menteşe'de her gün telefonlarımıza su kesintileri gelirken bu Sandıraz suyuyla ilgilenmedi Büyükşehir Belediyesi işte. Ve eğer bu su buraya gelirse sadece Menteşe'ye değil örneğin buradan Ula'ya da, buradan Yatağan'a da aktarılacak. Dolayısıyla Büyükşehir yasası bence dağınık coğrafyalar içinde uygun. Daha metropol olan küçük şehirlerde de biliyorsunuz bütün şehir yasası gibi bir, evet, çalışma var diye düşünüyorum. Peki Eray Bey, Menteşe Belediyesi Büyükşehir'in himayesi altında en yakın belediye şimdi. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Menteşe Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye. Siz de aday adayı oldunuz. Birçok eksik gördünüz. Belediyenin yönetemediğini gördünüz ki bu göreve talip oldunuz. Cumhuriyet Halk Partili Menteşe Belediyesi Menteşe'de neleri eksik yaptı sizin gözünüzde? Ya Menteşe Belediyesi yeni bir belediye. Evet. Muğla Belediyesi'nden miras bir 2014 belediye yılından itibaren. Yani Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gül'ünden miras bir belediye. 9 yılı geçkin bir süredir belediyecilik yapılıyor. Bunu şundan sormak istiyorum. Kısa bir virgül koyarsanız. Muğla'nın diğer uzak ilçelerine, Bodrum, Milas'ta da aynı şekilde, Fethiye, Seydikemer, Ortaca bölgesine de baktığınızda büyükşehrin en çok hizmeti Menteşe'ye yaptığını konuşuyorlar.
Rakamlara baktığımız zaman da aynı şekilde. Siz Menteşe'de, Menteşe'nin bir evladı olarak bu düşünceye sahip mısınız? Elbette büyük sıkıntılar vardır ama siz ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum açıkçası. Ya şöyle, hani davulun sesi uzaktan hoş gelir oluyor. Biz maalesef ben Menteşe'de bu bizim AK Parti grubunun da geçen dönem bütçeye hayır verirken bunu dile getirerek işte Menteşe'ye çok hizmet yapıyorsunuz, diğer ilçelere eşit dağıtmıyorsunuz dediğinde grup başkan vekilimize de söyledim. Dedim ya ben bu hizmetlerden niye görmüyorum? Evet. Ben bakar kör müyüm? Evet. Ben Menteşe'de hiçbir hizmet görmüyorum. Bunu aslında şöyle de tarifleyebiliriz. Menteşe özelinde baktığımızda Menteşe'de zaman zaman ilçe başkanlığı görevim süresinde de olsa, şimdi de olsa muhtar arkadaşlar geliyorlar. İşte köylerindeki AK Parti'nin birinci olduğu köydeki muhtar arkadaşlar, ya belediye başkanım biz AK Partili bir köyüz ya da mahalleyiz diye bize az hizmet ediyorlar diyorlar. Evet. Ya ben diyorum ki sizin en yakınınızdaki CHP'nin birinci parti olduğu mahalle hangisi diyorum? A mahallesi. Orada sizden hangi fazla hizmeti ürettiler diyorum. Aslında işin açıkçası yok başkanım diyorlar. Aslında hiçbir şey, hiçbir bir yere bir icraat yok. Yani Menteşe Belediyesi gerçekten 9 yıldır elle tutulur, gözle görülür. Ben bir icraatlarını görmedim. Sıfırdan başlayıp Menteşe Belediyesi, sıfırdan başlayıp bitirip milletin önüne koyduğu bir eser görmedim. Dolayısıyla ben zaten Menteşe Belediyesi'ni ve belediyeciliğini birazcık eser üretme özürlüsü olarak görüyorum. Evet. Yani burada Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından birisi 35 yılda falan yapmış oldukları ilerideki Türkan Saylan Kültür Merkezi. Evet. Ve yani bir beton yığına çevirdikleri şu hemen gördüğünüz kent meydanı. Muğla'ya gelen herkesin merak ettiği, ne olduğunu anlayamadığı bir alan. Yani başka da gözle görülür. İşte yine yakın bir lokasyonda hani hepimizin ne olduğunu hala anlamakta zorlandığımız, kimisine göre hamam, kimisine göre müze, kimisine göre başka şeyler olan bir çalışmaları da var. O da yaklaşık 6-7 yıl devam ediyor. Bence buradaki Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi'nde gerçekten eser ve üretme problemi var. Merkezi hükümet işte hep söyleye geliyoruz. 4000 kişilik yurdu 3 yılda yaptı. TOKİ'leri 2'şer 3'er yılda tamamladı, ortaya koydu. Kent meydanı bizim neredeyse 20 yıldır süre gelen bir inşaat tartışma, başında hukuki mücadeleler, sonunda ve yapmış oldukları işlerin hiçbirisinin de müteahhitle en son bir kabul işini çözemiyorlar. Her yapılan büyük eserler, dikkat edin, şu anda davalık ve mahkemeliktir. Evet. Hem Türkan Saylan, hem bu müze, hem kent meydanı ve bunlarda da çok ciddi görev zararları olduğu söyleniyor. Peki özellikle son dönemlerde size de muhakkak geliyordur. Mahalle ziyaretlerinizde, esnaf ziyaretlerinizde vatandaşların bu talepleri. Artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin veya farklı iktidar, Cumhur İttifakı'ndan olmayan belediyelerin vatandaşları artık bölgemize iktidarın el değmeli, parti gözetmeksizin konuşmaları var. Size de bunlar geliyor mu vatandaşlar tarafından ve siz de bu konuda aynı düşüncede misiniz başkanım? İktidara ola ki belediye başkanı oldunuz, iktidarın belediye başkanı olarak buraya daha farklı ve daha kolay hizmetlerin gelebileceğini düşünüyor musunuz? Ya Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız her zaman sonuçta Türkiye'nin 81 ilinin tüm belediye başkanları bizim seçilmiş belediye başkanlarımız. Aslında iktidar belediyeciliği diye de ben bunu da çok kabullenmek istemiyorum ama muhakkak yani iş bilenenin, kılıç kuşananın ve bu millete kendini adamış olmak önemli. Evet. Yoksa CHP'li belediyelerden de başarılı belediyeler mutlaka vardır, evet, Türkiye'de. Evet. Yani bu inkar edilemez. Ben vatandaşlar geliyorlar, sık ziyaretlerde bulunuyorlar. Vatandaşın yalnız şunu biliyorum. Bu belediyecilikten, Muğla'daki belediyecilikten artık kurtulmak istediklerini, dönüşüm ve değişimin olması gerektiğini
Ve bunun da Muğla'da, Menteşe'de değişim ve dönüşümü de bizim yapacağımıza inanıyorlar. Onu ben farkındayım. Niye? 30 yıl boyunca Menteşe'nin tüm her noktasında olan bir kardeşinizim ben. Ve insanların bizden evet beklentileri var. Şimdi aday adaylığı sürecinde sayın belediye başkanları Ankara'dan gelmiyorlar. Ama ben özellikle Menteşe Belediyesi'ni son 10 yılda merkezi hükümetten hiçbir taleple gidip bir proje sunduğunu duymadım ve görmedim. Hatta bunu şöyle de ifade edebilirim. Yani Ankara'ya gidip şu kurumda ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda şu iş yapıyorum. İçişleri Bakanlığı'ndan şunu talep ediyorum. Hatta ilk ilçe başkanı olduğumda belediye meclis üyesi olmam sıfatıyla da sayın belediye başkanı Vahattin Gümüş'e birkaç kez sayın bakanlarımızdan randevulu bir ilçe başkanı olarak bazı işleri takip etmek için gittiğimde arıyordum. Başkanım sizin bir talebiniz, bir yani projeniz varsa burada takip edilmesi gereken, evet. İktidarın ilçe başkanı olarak, Menteşe'nin bir evladı olarak özellikle, evet. Ben burada bunu takip edeyim diyordum. Başkanım ben size döneyim falan diyordu. Sonra herhangi bir dönüş de olmuyordu geriye. Bunu da bir siyasi ama araç olarak kullanıyorlar elbette. Yani var. Peki başkanım, şunu sormak istiyorum. Aday adayı oldunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yenilikçi grup rüzgarı oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel anlamda bir değişiklik oldu. Genel merkez rakibinde. Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye yönetiyor ve karşısında yaklaşık Aykut kaç tane aday adayı var CHP'den? 11. 11 mi? Menteşe için. Menteşe için. Sanıyorum 11. 11 tane. Bu aday adayı bolluğu neden peki? Herhalde mevcut başkanlarının şimdiye kadar yapmış olduğu çünkü %80 de belediye meclis üyesi. Evet. Belediye meclis üyesi hepsi ve çoğu da çok önemli görevlerde bulundu. Evet. Hani imar komisyonu başkanı var, plan bütçe komisyonu başkanı var adaylarda. Hı hı. Herhalde mevcut belediye başkanının onlar da bizim gördüğümüzü görüyorlar. Yeterince Menteşe'ye hizmet edemediğini görüyorlar. Bu dolayısıyla bu zaman kendilerine bir görev düştüğünü düşünerek bir adaylık bolluğu, enflasyonu. Evet. Bu kendilerine karar veriyor. Benim kendi gözüm açımdan bakıyorum buna. Kendilerine karar verdiğini ama sizin açınızdan da veya rakiplerine karşı da ellerine bir koz olarak verdiğini düşünüyorum kendi açımdan. Bu elbette vatandaşlarımız için de aynı şey geçerli olduğunu düşünüyorum. Evet başkanım, şimdi gelelim asıl meselemize, sizin siyasetinize. Muğla'nın en büyük sorunları, Menteşe'nin daha doğrusu, eski adıyla Muğla diye geçiyor, en büyük sorunları nelerdir? Biz zaten şöyle diyoruz, Menteşe Muğla'nın ta kendisi diyoruz. Evet. Menteşe Muğla'nın lokomotifi olmalı. Bu bağlamda evet Menteşe'nin... Şimdi ben çok sorunlardan öte şöyle hani biz ne yapmalıyız, niçin varız? Benim en kıymet verdiğim ben şöyle söylüyorum. Şimdi görmüş olduğunuz Lokosyan evet. Bizim tam şehrimizin merkezi ve izleyebiliyorsanız etrafı ne kadar karanlık bir şehirde oturduğumuzun farkındasınız. Evet. Bir kentin çağdaşlığı, gelişmişliği aydınlığıyla ölçüp yapılır. Dolayısıyla ben öncelikle şehri kent merkezini aydınlatacağım. Evet. En büyük projem bana belediye başkanı olursanız ilk yapacağınız iş nedir diye sorduklarında şehri bir aydınlatacağım. Evet. Bazen bu aydınlatmayı soruyorlar işte. Yani nasıl bir aydınlatma? Evet. Işık ve şeyle aydınlatacağız. Yani bu benim için çok önemli ve kıymetli. Tabii Fethiye, Bodrum, Marmaris bize neyi çağrıştırıyor? Milyonlarca Muğla'ya yaz aylarında özellikle gelen yerli ve yabancı turist. Bu yerli ve yabancı turistler Muğla'nın ta Muğla'nın ta kendisi Menteşe maalesef faydalanamıyor. Bunun faydalanması için bu kentin bacasız gelişmesi için, betonlaşmadan gelişmesi için turizm çok kıymetli. Bu bağlamda turizm destinasyonuna bazı yenilikler koymak istiyoruz. Bizim için çok kıymetli olan, aslında dünya için çok kıymetli olan, buraya 35 kilometre ileride Özlüce'de 9 milyon yıl önce yaşamış
memeli gillerin fosillerinin olduğu bir alan var. Doğa Tarih Müzemiz de Muğla Müzesi'nde bir kısanyonu var orada. Bir bu kazılarla ilgili ilçe başkanlığı döneminde de Berna Hoca'yla iletişime geçerek şu anda bakan yardımcımız olan Sayın Gökhan Yazgı, çok eski dönemlerden bir hukukum olan bir bakan yardımcımız, o zaman genel müdürdü. Kendisiyle irtibata geçerek buradaki kazıları başlattık. Dün de tesadüfte Çin'den bu Özüce'deki fosil alanıyla ilgili 3-4 tane akademisyen inceleme ve çalışma yapmaya geldiler. Dün onların programına da katıldım. İnşallah onunla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Eğer Özüce'deki kazı alanını daha da güçlendirebilir ve bir trolyon park şeklinde bir park organize edebilirsek, Özüce eski Denizli Muğla Karayolu'nun üzerindedir. Evet. Ve o lokasyonda çok güzel bir doğa içerisinde, Yılanlı'nın o gür ve büyük çam ormanlarının içerisinden ve derelerden geçerek özellikle o bölgede yeni bir destinasyon. Yani Bodrum'dan Pamukkale'ye gitmek isteyen bir turist turu veya misafirlerimiz bu güzel doğa kullanarak da yine hem de Pamukkale seyahatini hem de Özüce'deki o fosil alanına gidip oradaki bu trolyon park çalışmasını yapılabilir. Yine yakın zamanda mevlevilikle ilgili Şahadi Hazretlerinin buradaki mevlevilikle ilgili yine bir tur operatörü arkadaş, Muğlalı bir arkadaş, onların bir çalışmaları vardı. Bunlarla tabii ki bizim için zaten açık hava müzesi dediğimiz kentsel sit alanımız var. Arasta var. Çok kıymetli. Ahiliğin geçmişten bu yana getirmiş olduğu çok güzel bir çalışma. Tabii orada gerçekten hani İzmir deyince konak ve oradaki anıt Saatli Kule, evet, göze çarpar. Bizim de burada tabii 1800'lü yıllarda yapılmış olan gerçekten bir Saatli Kulemiz var. Onu bir yalnızlaştırmayı düşünüyorum ben. Evet. Yani etrafı böyle yeni yapılarla çevrilmiş. Orada küçük bir kent meydanı. Zaten o güzergah da eski, yine demin biraz önce bahsettim, Muğla'nın ilk dönemlerdeki ana harteli onun üzerinde. Buna benzer tabii ki çalışmalar yapacağız. Şehirde dediğim gibi kentsel dokuyu bozmadan şehrin ruhuna uygun, daha aydın bir şehir oluşturacağız. Tabii bu aydınlatma konusunu şöyle, sadece şehri ışıklarla aydınlatırken bu yeterli olmaz. Esnafların da geceye yoldaş olması lazım. Yani o bölgedeki esnaf arkadaşlarımızı da belediye aracılığıyla gerekirse sübvansiyon sağlayarak bir şekilde aynı veya nakli yardımlarla şehirdeki yaşamı, bu ölü şehri gece 12'ye kadar mutlaka hareketli bir şehir haline getirmemiz lazım. Muğla'nın sokaklarında saat 8'den sonra hiç kimse dolaşmaz. Benim de gözüme o çarptı başkanım. Şimdi Muğla deyince akla öğrenci ve memur şehri akla geliyor. Memurların çok olduğu bir şehir olarak akıllara geliyor. Hani dışarıdan bakıldığı zaman. Evet, biraz önce dışarıdayız. Her taraf kapkaranlık ve özellikle üniversite öğrencileri akşamları dışarı çıkar. O şehrin esnafları yüzü güler diyebiliyoruz. Hep böyle biliyoruz. Ama kimseler yok sokaklarda. Evet, maalesef üniversite öğrenci sayımız oldukça yüksek Muğla merkezde, Menteşe'de. Fakat öğrencileri maalesef Kötekli'ye hapsettik. Ve o Kötekli'de onların Muğla'yla entegre edemiyoruz. Evet. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Ama dedim ya, biz bu şehrin neresini, gençleri nasıl bu şehre getireceğiz? Bizim gençleri bu şehre getirebilmemiz için burayla ilgili üniversite alanı Kötekli, özellikle böyle bir cazibe noktası, hı hı, böyle barların, diskoteklerin böyle yoğunlaştığı bir alan haline getirildi. Gençler maalesef oralarda vakit geçiriyorlar. Biz bunun önünü almak istiyoruz. Bunun önünü inşallah önümüzdeki güzel projelerle, gençlerle. Gençleri zaten yönetimimizin tam merkezine yerleştireceğiz. Evet. Bu bağlamda özellikle gençleri doğa sporlarına, salon sporlarına,
yönlendireceğiz. Her tarafımız biliyorsunuz denizlerle çevrili Menteşe'nin. Kıyı balıkçılığını çok önemsiyoruz. İnşallah biz belediye başkanı olduğumuzda diyeceğiz ki gel oltanı al, sizi biz taşıyalım. Ota balıkçılığına yönlendireceğiz. Evet. Demin dediğim gibi şehri de aydınlatarak, canlandırarak üniversitedeki gençlerimiz de bu bölgelerde inşallah daha fazla Muğla'lı esnafla entegre edeceğiz. Muğla'nın bir de tek yön sorunu var. Otopark ve tek yön sorunu var. Muğla'da öyle bir tek yön çalışılması yapıldı ki uzmanlarıyla falan değerlendirilmeden muhtemelen yapıldı. Ve Muğla'daki bu şehrin bu hale gelmesinde bunun da çok önemi var diye düşünüyorum. Muğla'da aracınızla akşam çıktığınızda dolaşırsanız sizi tek yön otopark problemi yüzünden, yol üstü otopark problemi yüzünden alır götürür AVM'lerin olduğu yere. Yani evet. Muğla'da tek yön AVM'lere çıkar evet. diye düşünüyorum. Şöyle gelen ekranlarımız var başkanım. Onlara bir bakalım izleyicilerimiz tarafından. Haydar Bey mesajlarını göndermiş. İyi yayınlar dilerim başkanıma. Çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum demiş. Biz kendisine teşekkür ederiz. Yine Özay Karagöz AK Parti Fethiye Belediye Başkanı aday adaylarından şu anda bizleri diyormuş. O da hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. AK Parti ile el ele demiş. Onlara da başarılar diliyoruz. Serap Kanmaz başarılar dilemiş. Karabülkü yine aynı şekilde. Ayşe Yavuk Çevik, Coşkun Akyol, Ömer Altaş, Erhan Özkan, şöyle devam edelim. Zeynep Kaya İlhan, Yaşar Tilki aynı şekilde başarılarını iletmişler. Teşekkür ederiz. Okan Kurt başarılar dilemiş. Uğur Kurt yine aynı şekilde. Yine geçmiş dönem, belki aynı dönemde ilçe başkanlığı yaptınız. Fethiye Belediye Başkanı aday adaylarımızdan Turgay Özkurt Bey şu anda bizleriz demekte. Hayırlı programlar Hakan Bey, Eray Başkanıma da başarılar diliyorum demiş aynı şekilde. Önder Palu, Eray abiye ve Menteşe'ye adım adım kararlıyız ve de hazırız demiş. Hakan Çolak başarılar dilemiş. Dündar Reşat da yine yolunuz açık olsun başkanım diyerek mesajlarını iletmişler. Evet başkanım, projelerimize devam edelim. Hıra hıra burada görüyorum madde madde konu konu almışsın. Buyurun, mikrofon sizde. Ya ben biraz özgün bir siyasetçiyim. İlçe başkanlığı döneminde de herhalde sizin jenerinizde de geçiyor tahmin ediyorum. Gerçekten özgün projelere imza attım. Muğla'da hemşericilik bilincini güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bilirsiniz siz de şehir dışlarına çıktığınızda Muğla'da Menteşe'de özellikle hemşericilik bilinci yoktur. Bizim çok önemli kıymetli değerlerimizden birisi olan dünyaca ünlü işte çam balımız, bizim marka değerimiz. Evet. Çok kıymetli. Biz arıcılarımız yaz aylarında, bahar aylarında bahara doğru hani giderler. Zaman zaman işte kırsal mahallelerimize gideceğimizde, köye ziyaret edeceğimizde sorduğumuz her hanenin bir kısmının işte arıda olduğunu, Afyon'da, Isparta'da olduğunu söylerler. Ben bir gün ekibime dedim ki arkadaşlar yarın sabah dedim Isparta'ya gidiyoruz, Afyon'a gidiyoruz dedim, hazırlanın. Niye gidiyoruz dediler, arıcıları ziyaret edeceğiz. Başkanım nereden çıktı bu dediler. Ya dedim bizim için sıla hasreti çeken gece gündüz Menteşe'ye ciddi bir değer katmaya çalışan arıcılık biliyorsunuz insan yaşamı içinde bütün canlıların yaşamı içinde çok kıymetlidir. Hani derler ya arıcılık bitse 3 yıl sonra dünyanın sonu gelir. Biz buradan çıktık. Buradan 500 kilometre, 700 kilometre yollar giderek arıcılarımızı ziyaret ettik. Onlar o kadar mutlu oldular ki dediler ki başkanım biz bırakın bir ilçe başkanını ziyaret etmesini bir eş dost, bir akrabamız bizi hiç bu evet. dağın başında, çadırda, barakada ziyaretimize gelmedi. Çok mutlu oldular. Benim orada topluma vermek istediğim mesaj Menteşe belediyesi olarak belediye bir baba ana gibi olmalı. Yani ben diyorum ki Muğla'da yaşayan, Menteşe'de yaşayan bir gencimiz üniversiteye gittiğinde İstanbul'da, Çorum'da, Manisa'da, Artvin'de şunu bilmeli. Benim belediyem bir problem yaşarsam, bir sorun yaşarsam ben onlara ulaşabilirim ve onlar bana sahip çıkarlar.
duygusunu onlara vermek gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla ben buna benzer özgün çalışmalar yapıyorum. Bana şimdi Menteşe'yi bu dönüşüm ve değişim sizinle olacak, siz neler yapmayı düşünüyorsunuz diyorlar. Ben bir diyorum, Menteşe'yi öğretmenlerle yöneteceğiz diyorum. Hı hı. Öğretmenleri tüm yapacağımız çalışmalarda öğretmenlerle ilgili ayrı bir formatla onlarla istişare edeceğiz. Onların görüşlerini alacağız. Eğer bir şey değiştirmek istiyorsanız eğitimle değiştirebilirsiniz. Eğitim de öğretmenler aracılığıyla olur. Ben o kadar öğretmen arkadaşlarla şimdi görüşüyorum bu çalışmalarımdan. Onlar da çok mutlu olmuşlar. Ben diyorum ki şehri, Muğla'yı öğretmenlerle değiştireceğiz. Yani projeler anlamında benim en önemsediğim projem sokak sanatları meydanı oluşturacak. Sanat sokağı değil de evet, sokak sanatları meydan oluşturacağım. Bir cazibe alanı oluşturacağım. Yani sokak sanatlarından kastım enstalasyon sanatı, hokkabazlık, efendim müzik yapan gençler, evet, ressamlar, tarihini kaybetmiş meslekler olabilir. Meslekler, ya bunların olduğu bir meydan oluşturacağım. Ve bu çok önemli olacağını düşünüyorum. Aşağıdaki kent meydanımızda bir balonumuz var. Evet. Balonumuz yapayalnız duruyor. Evet. Onun etrafını bu şekilde inşallah şenlendireceğiz. Öyle bir çalışma yürütmeyi düşünüyoruz. Yani STK şey çok önemli. Bizim bölgemizde boğal güreşleri çok kıymetli. Evet. Bunu da çok sağlıksız ortamlarda çok güvenilir olmayan, her an bir kazanın olabileceği, şimdiye kadar yaşanmış Allah'tan ölümlü bir kaza yok ama çok yaralanmalar var. Evet. Bunun için öncelikle hani bizim Dirgene, Yerkesik, Bayır bu bölgelerimiz boğa güreşleri açısından çok önemli. Yaklaşık ilçemizde 2000'e yakın kişi bu işle uğraşıyor. Yani bu hobi gibi bu işi yapıyor. Biz bunu Ula'da yapılan bir örneği de var. Onu biraz daha minimize ederek, biraz daha fonksiyonel ederek, kullanışlı hale getirerek Muğla'da bu arenaları yapacağız. Bunu önemseyeceğiz ve hani bir İspanya olma iddiasında değiliz. İspanya'daki boğa şeyleri biraz ireti edici bir durum var ama biz burada bunu turizm destinasyonunun içerisine dahil edebilirsek çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Yine en büyük sorunlarımızdan birisi düğün salonu problemlerimiz var. Evet. İşte Muğla'da belediye tarafından çok amaçlı salon diye, onlara göre çok amaçlı ama bize göre az amaçlı alanlar var. Oralarda kış aylarında da insanların organizasyonlarını yapabildiği, düğünlerini yapabildikleri, derneklerini yapabildikleri, yani cemiyetlerini yaptıkları kapalı kış aylarına da uygun alanlar oluşturacağız. Hem kırsal mahallelerimizde hem kent merkezinde. Yani 3 aylık yaz ayına sıkıştırılmış bir düğün sezonunun da müsebbibi bir şekilde belediyeciliktir. Yani bu imkanlar insanlara sunulsa, nezih ortamlarda ciddi bir düğün salonu yapılmış olsa belediye tarafından, şehir merkezinde 2-3 tane, kırsal mahallelerde, merkez mahallelerde bunlar yapılmış olsa, insanlar yaz aylarında kış aylarında da düğünlerini yaparak bence hem daha ekonomik hem de insanların kış aylarında aktivite eksikliği var biliyorsunuz. Yani eve hapsi oluyoruz. Evet. Bunun önünü açmak isteriz. Evet başkanım, devam edelim yine o zaman. Seçimlerde en büyük problemlerden, adayların problemlerinden bir tanesi meclis oluşturma. Bazı kesimlerde meclisten dolayı da seçim kaybetmeler oluyor. Meclis oluştururken en çok dikkat etmek istediğiniz hususlar, aday gösterildiğiniz takdirde partinizden. Yani adaylaşmamız kesinleştikten sonra insanlar biz belediye meclis üyelerimizin isimlerini kamuoyuna paylaşmaya başladığımızda, hı hı, bizim farkımızı ve 30 yıl yerel yönetimlerin her birinde içinde olmuş bir kardeşiniz olarak o zamana kadar yapılmış olan eksik ve hataları hep kendisi gözlemlemiş.
her dönem o meclislerin içerisinde olmuş bir kardeşimiz olarak hakikaten de evet Eray Çiçek yine farkını ortaya koydu ve bu ekiple belediye alır diyecekler. Hı hı. Yani biraz önceki projelerimden bu anlaşılmıştır. Öğretmenleri işin merkezinde tutacağız. Evet. Gençleri işin merkezinde tutacağız. Kadınlarımızı işin merkezinde tutacağız. Dolayısıyla meclis yapılanmamız gerçekten tabii ki biz 4 ana başlık 8 alt başlık 48 projeyle geliyoruz dediğimizde aday açıklamamızda siz de teşekkür ediyorum canlı yayında evet. vermiştiniz. Bu aslında 4 yıldır benim başkanlık, ilçe başkanlığı döneminde ekibimizle beraber gelecek dönem belediye başkanı adayı olacak olan arkadaşlarımıza hazırlamış olduğumuz çalışmalar, projeler. Onları da yani bir kısmını burada paylaşıyoruz ama daha kıymetli olanlarını adaylaşmamızdan sonra unutmayacağız. Örneğin burada başka şehirlerden, Anadolu'nun başka şehirlerinden gelmiş olan insanlarımız var. Onların da kendilerine göre örf ve adetleri var. Biliyorsunuz bir taziye evleri vardır evet, Anadolu'da. Evet, evet. Yani biz Muğla'da bu vatandaşlarımızı da kenara koyamayız. Onlar için biz burada evet, taziye evleri oluşturacağız. Buna benzer güzel çalışmalar yapacağız. Başkanım, arkadaşlar da orada uyarıyorlar. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz da benim o kadar hızlı mı ya? Merak ettiğim bir başka soru daha var. Açıkçası vatandaşlarımız da bu konularda çok en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Eray Çiçek aday gösterildi ve Allah'ın izin verdiği takdirde Menteşe Belediye Başkanı olduğunda vatandaşlar Eray Çiçek'e kolay ulaşabilecek mi? Çünkü en çok konuşulan ve tepki alan konulardan bir insan adayken veya adayken ulaşmak çok kolay ama seçildiği zaman işte belediye başkanı olduğu takdirde milletvekili olup meclise gittiği takdirde ulaşmak çok zor. Eray Çiçek bu konuda hangi yolu izleyecek? Ya aslında şu anda programı yaptığımız yer benim aday tanıtım ofisi. Evet. Bu aslında bana ne kadar kolay ulaşılabilir ve ben milletle ne kadar yakın olmak istediğimin bir göstergesidir. Evet. Bu lokasyon bugün herhalde yüzlerce ziyaretçimiz evet. geldi. Bir kısmını da siz de şahitliğiniz. Evet. Bir büyüğüm belediye başkanı olursa ne yapacaksın ilk icraatın dediğinde herkes hani kapıyı açık bırakacağım der ya ben onu söylemedim. Onu bir şehri aydınlatacağım dedi. Evet. O ısrarla kapıyı aç dedi. Ya dedim kapıyı açmayalım o zaman dedim ben. Ben dedim belediye hiç girmeyeyim. Evet. O zaman olmaz dedi ya senin bazı protokol görevlerin de var dedim. Kapı açıkken protokol görevleri olur mu dedim. Aynen. Yani bize ulaşmakla ilgili hiçbir şey olmaz. Bakın ben benim bir STK ayağım var. Ben 20 yaşında Köykop Muğla Birlik Başkanı oldum. Büyük mücadelelerle. Ve şimdi de 2019'dan itibaren de Köykop Merkez Birliği Genel Başkanıyım. Evet. Ben şu anda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İlçe Başkanıyım. Bakın ilçe başkanı olduğumda ilk yaptığım iş milletimizin bize çabuk ulaşabilmesi için ilçe binamızın yerini değiştirdim. Apartman katından ilçe başkanlığını o gün yaklaşık 700-800 kişiyle aday açıklaması yapmış olduğum yer evet. bizim merkezimizin sadece ortasındaki boşluktu. Orada 12-13 tane oda, her birime ayrı bir görev verilmiş ve ben yönetişim uzmanıyım. Yani sonuçta ben halkın içinden birisiyim. Ben belediye başkanı olduğumda şu anda oturduğum evimi değiştirmeyeceğim. Hı hı. Kendimize ait babadan miras. O evden yine gidip geleceğim. Yani ulaşma konusunda Menteşeli hemşehrilerimiz bunu çok iyi bilirler. Şöyle benim bir arkadaşım diyor ki ticaretle uğraşıyor. Yani köylere dolaşıyorum diyor. 80 yaş teyzede bir şey olursa Eray ararım bak diyor diyor. Evet. Genç bir çocuğu görüyorum Eray abi ararım bak diyor diyor. Ya başkanım diyor siz bunu nasıl yaptınız diyor. Ben de ona şunu söyledim. Biz bu millete aşığız. Biz bu millete aşığız. O yüzden biz 30 yıldır hep sırtımı Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ben de Menteşe'de sırtımı milletime dayadım. Hı hı. Bunun başarısı bu, öyküsü bu. İnşallah bizde ulaşma problemi olmayacak. O kadar net söyleyelim. Buradan biz de sözünü aldık başkanımdan. Başkanım evet, güzel bir sohbetti. Çok çok teşekkür ediyorum. Vakitin darlığından inşallah aday gösterildi. 3-5 dakika daha müsaade edecekseniz birkaç şey daha söyleyeyim. Tabii ki, buyurun, tabii ki.
Yani şöyle, toplumda değişik enformasyonlar yapılıyor. O anlamda dezenformasyonlar yapılıyor. O bağlamda şimdi bir kere kırsaldan kente göçün önünü engellememiz lazım. Bu çok kıymetli. Bunun için bir kere beldelerimiz var bizim. Geçmiş dönemlerde belde olan şimdiki mahallelerimiz. O beldelerimizi güçlendireceğiz. Oralardaki sosyal donatıları çoğaltacağız. Yani Yerkesik'te, Yeşilyurt'ta, Bayır'da. Bununla beraber yine merkezi bazı köylerimiz var. O köylerimizi yine güçlendireceğiz. Ama en önemlisi biz kırsalla kent arasındaki ulaşımı konforlu hale getirmemiz lazım. İyileştirmemiz lazım. Standartlarını geliştirmemiz lazım. İl Genel Meclis üyesiyken bununla ilgili çok kıymetli çalışmalar yaptım. Özellikle bu Yılanlı köyleri dediğimiz, Öğütlü yöresi dediğimiz köylerimizin bir yolu vardı. Buradan itibaren büyük bir genişletme çalışması başlattık ama bizden sonra bir arpa boyu yol maalesef alamadılar. O bölgede yıllardır atalarımızdan hep şöyle bir Öğütlü'da Karlı Dağ denen birkaç ismi olan bir kestirme patika yolu. Geçmişte insanların yaya olarak o kırsal mahallelerden Muğla'ya geldikleri bir yol vardı. O yol bahsedilirdi. Ben bir gün ilçe başkanı olduktan sonra bu konuşuluyordu. Anneme sordum. Anne dedim, bu yoldan bahsedilir. Hani nedir bu dedim. Oğlum biz dedemle o yolu yürüyerek geldim ben dedi. Sen oradan yürüyerek buraya geldin mi anne dedim. Geldim ben dedi 7-8 yaşlarındayken dedi. Ve 7-8 yaşlarındayken annemin yürüyerek gelmiş olduğu yolu geldiğimiz bu makine ekipman anlamında bu kadar güçlenmişken imkansız bir yol gibi bize sunuyorlardı. Bu böyle olmamalı dedim. Ve o yolu gittim yürüdüm. Sonra gördüm ki tabii ki ben uzman değilim bu konuda. Hani bir mühendislik bilgisine sahip değilim. Sonra gerekli teşkilatla görüştüm. Orman Bölge Müdürlüğü ile görüştüm. Çünkü ormancılık için de çok kıymetli bir yol. Orada bir orman teşkilatının bir deposu var. Evet. Orman envanterlerinin nakli açısından çok kıymetli. Kısalmış olacak yol. Onlara bunu sordum. Sonra bir etüt yaptırdılar. Evet. Olabilirliğini söylediler. Ve bu yolla ilgili de projeler yapıldı. Yolun bir kısmı ihale edildi. Neredeyse iş teslim olacak. Yaklaşık 3 kilometresi. Geride de bir 5 kilometresi var. Orası birkaç kez ihaleye çıktılar ama müteahhit firmalar o dönem biraz bu akaryakıt fiyatları da çok hareketliydi. Almadılar. Şimdi orman teşkilatımız kendi imkanlarıyla ve kapasiteleriyle bu yolu yapacaklar. Ve bu yol neyi getirecek? Bu civardaki yaklaşık Kavaklı Dere'ninde bazı köyler, hatta Aydın Bozdoğan'ın da bazı köylerin de içine koyduğumuzda yaklaşık 20 mahalleye yakın bir yerin 15-16 kilometre kısalmasına sebep olacak. Dolayısıyla bunları önemsiyoruz. Yine beldelerimize olan yolların da standartlarını güçlendireceğiz. 20 dakikalık olan güzergahı 10-15 dakikalık sürelere çekmeye çalışacağız. Ben size teşekkür ediyorum. Evet başkanım, şöyle son sözlerini değerli izleyicilerimize aktarın kanık. Öncelikle bizi izleyen, takip eden, bizi tanıyan, tanımayan tüm, öncelikle Menteşeli hemşerilerimize ve bizi izleyen tüm seyircilerimize gönülden ve yürekten bir selam gönderiyorum. Ailelerine, çocuklarına ve onlarla birlikte mutlu, sorunsuz, sağlıklı, afiyetli bir akşam diliyorum. Bu yerel seçimlerin de Muğla'da inşallah milletimizin özlediği, Menteşelilerin özlediği, halkın içerisinden halkla her gün beraber olan ve güçlü değişimle dönüşümü yapacak bir sürece doğru gidiyoruz. Onlardan ben Menteşe için bir adım bekliyorum. Onların atacakları bir adım Menteşe Belediyesi'ne önemli ve güçlü bir adım olacaktır bizim açımızdan. Ve Menteşe hak ettiği kent konforuna, kültürüne, kentsel dokusunu bozmadan gelişen, aydınlanmış, cıvıl cıvıl, yani bu bina depreme dayanıklılık problemi nedeniyle boşaltılıyor ve muhtemelen ortadan kaldırılacak. Ama bu bölge çok cıvıl cıvıl bir bölge olacak.
Çünkü biz Kültür Bakanlığı ile beraber inşallah hemen yakınımızdaki bu stadyumun olduğu alanda ciddi bir arazi var kamuya ait. Orada çok büyük bir müze. Yani müze nasıl yapılırmış? Bununla ilgili de bir çalışma yürüteceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlar, saygılar Eray Çiçek Başkanım'a bir çok teşekkür ediyoruz. Bugün misafirperverliği için ve kendisinde çok güzel anlattığı bilgilerini siz değerli izleyicilerimize aktardığını düşünüyorum. Bu anlamda kendisine de başarılar diliyoruz. İnşallah talip olduğu göreve Allah'ın izniyle erer diyoruz. Çalışmalarında yaklaşık bir 3 ay gibi bir hızlı bir dönem var artık. Çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum başkanım. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bir gayrı vakit bu kadar. Bir sonraki programımızda, Beşkazan'ın nabzı programımızda bir başka konuğumuzda sizlerin evlerine yine konuk olmaya devam edeceğiz dostlar. Dedim ya, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.